Selam arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2'den selamlar diyelim. Arkadaşlar diğer bölümlerde bayağı bir hep kayıt almayı unutuyorum. Oynuyorum, oyuna kaptırıyorum kendimi. Oyun sırasında yapmam gereken şeyleri yapıyorum. O yüzden bu videoya yine bir sürprizle karşınızdayım. Birkaç tane mod buldum arkadaşlar, benim hoşuma gitti. Hem arabanın özelliklerini açmak için seviye arttırma, hem bir tane modifiye paketi aldık. Şöyle tırımızı, rengini falan değiştirdik. İçeriden göstereyim. Şurada işte bir tane tır var. Maket tane tırımız var. Ön tarafta gördüğünüz gibi Mercedes direksiyonun önünde ve şu yan tarafta gördüğünüz gibi Mercedes simgeleri var. Burada da yine buzdolabı ve laptop. İşte şu arka tarafta Mercedes'in yine bir pankartı var. Işıklı. Yani iç tarafta fazla bir değişiklik yapmadım açıkçası. Asıl sürprizler dışarıda diyebilirim. Şöyle hemen göstereyim. Bu arada yükümü de ben aldım. Evet arkadaşlar, yeni tırımız bu şekil. Siyah da önceki beyazdı, şimdiki siyah. Gördüğünüz gibi işte krom kaplamalı egzozlu. Yan tarafta Mercedes simgesi. Yan tarafta altta ışıklandırmalar. Mercedes simgeli paçalıklar ön tarafta, şöyle göstereyim. Farlar. Üst tarafta fazla bir değişiklik yok. Korna aynı. İşte ön tarafta parlak nikelajlı bir gölgelik. Gerçi çok göz alıyor içeriden sürerken. Devamlı yan taraftan araba falan geçerken size yansıması geliyor. Farlar arkadaşlar denişti. Jantlar. Yani şu andaki tırımız gayet güzel ve şekil oldu diye düşünüyorum. Sizin yorumunuz ne? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Yani ben tırın şu andaki bu halini çok sevdim. Yani beyaz güzeldi ama siyah yaptığım zaman daha bir şekil durdu, böyle canavar gibi. Ve fazla da lafı uzatmadan hemen yolumuza koyulalım. Tabii bir de şu özelliği göstereyim. Gözükür mü arkadaşlar bilmiyorum ama modifiye paketiyle geldi. Şöyle bir tırımızı çalıştıralım. Mercedes simgesine dikkat. Gördüğünüz gibi ledli arkadaşlar. O benim çok hoşuma gitti. O ön camdaki ledler de o zaman devreye giriyor. Gördüğünüz gibi stop ettim. Çalıştırdım. Arka tarafta bunlar da ledli parlıyor. Çok hoş. Çok güzel. Benim hoşuma gitti şahsen. Ve şöyle yolumuza başlayalım. Çıkalım artık. Sağa dön. Evet, bu arada fren ayarımı da yaptım. Ve gayet güzel oldu. İçeride arkadaşlar şurayı sol tarafta gördüğünüz gibi telefon, navigasyon ekledim. Eklediğime de pişman oldum açıkçası. Zaten her yerde navigasyon var. Onu niye ekledim ben de bilmiyorum. O anda hoşuma gitti. Bunları kayıttayken yapmayı planlıyordum ama maalesef oyuna kaptırınca kendini, kayıt dışı olarak bunların hepsini yapmış bulundum. Ya, dayı ikinizden birisi bassın ama. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Neyse, dönüyoruz. Sağa dönün. Şu Mercedes'in aracın sesini bir değiştirmem lazım. Ya bu çok standart, biraz daha bir abartılı bir ses düşünüyorum, eğer bakacağım bulursam arkadaşlar. Tamam, çıkacak, çıkacak, çıkacak. Yaklaşık 205 kilometre bir yolumuz var Sağa arkadaşlar. dönmeye hazırlanın. Sağa Of, dönün sağ dönmeye ve sonra nasıl düz olsun devam ya? edin. Heyecanlandım. Düz ilerleyin. Basacağım bu yolda. Eliyle gideceğim ama eliyle gidemem.
Düz ilerleyin. Arkadaşlar bu görevin sonuna kadar zaten sağ size izletirmeyeceğim. Şimdi şuradan sağa dönelim. Malzemeyi teslim edeceğimiz zaman, yaklaştığımız zaman bir 30-20 kilometre kaldığı zaman ben yeniden oradan devam edeceğim sizlerle beraber. Ama şimdilik ayrılıyorum. Evet arkadaşlar, 18 kilometre 17 kilometre bir yolumuz kaldı. Bakalım buraya kadar kazasız belasız geldik. Bu teslimatı yapalım, bir de teslimatı yaptığımız yerden yeni bir teslimat alalım. Yani oyunun başında söylemiştim, yeni modlar var. XP modu var mesela, fazlına XP veriyor kendiniz park ettiğiniz zaman. Onu da aldım çünkü bir an önce yükselip aracın diğer özelliklerini de açmam lazım. Yani bedavaya modlar var da güzel arkadaşlar, kullanmak isteyenlere tavsiye ederim, benim hoşuma gitti açıkçası. Hadi dayı ya, ya şurada bir trafiğe yakalandık arkadaş. Hiçbiri gitmiyor. Tabii bunlar hız kurallarına uyuyor. Sola dönmeye fazla hazırladım. Uymuyorum herhalde ondan. Bak şimdi ha, şuradan Türk usulü yapalım arkadaşlar. Diyeceğim ama ya. Sola dönün. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet. Sağa dönün. Yorulduk ama değdi. Hiç sorma ya. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 1000 XP veriyor artı. Onu da kendiniz park ettiğiniz zaman, evet, çift tıklayayım, hiç uğraşmayayım. Kolay yerdeymiş ama ben içeriden park edemediğim için sürekli böyle park ederken falan dış moda alıyorum arkadaşlar. Hop dur dur. Ara gaz vere vere, hop toparla, çizginin içine girsin. Tamamdır. Boşalt şunu. Yapalım teslimatımızı. Şu anda göreceğiniz gibi arkadaşlar 1000 XP ve 20 olmadık ama olsun. Hemen sür diyelim bunu, yeniden tekrar git gel yapalım. Tekte döner mi? Enter'layalım. Serbest çalışma. Dört saat beş dakika. Ne fark eder arasında? Ve buradan çıkalım. Hemen şurada yapalım. Nakliye. Bir de böyle bakalım. Şuradayız. 4 saat 41 dakika 2 saat. Tank taşıyalım arkadaşlar ya. Bu biraz sıkıntılı olacak galiba. Boş ver. Buna kadar 4 saat 3 saat
Tank ağır taşıt. Arabayı biraz daha güçlendirmem lazım onun için arkadaşlar. Buna taşıyalım. İyi seferler. Eyvallah. Sağa dönün. Yine bodozlama çıktık buradan ama... Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Yeni yük almaya. Sağa dönün. Babacan benim yük nerede? Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Eyvallah. Evet. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim canım. Olmadı ama yola koyulalım. Ne götürüyoruz? Şöyle yakışıklı bir fotoğraf çekelim şuradan da. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, 285 kilometre yolumuz var sizlerle beraber. Şöyle bir otobana çıkalım. Sola dönün. Hemen değil. Kırmızı yanmaz ki ışık ya. Hemen ne kırmızıya yakalandık. Yapıştır oğlum. Kalk 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 kalk. Bak bu da İstanbul usulü oldu ha. Bir kırmızı şey yakalanırsan hepsinde yakalanırsın. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sağa döneceğim de ışıktan dönemiyorum ki ablacığım. Evet arkadaşlar, görev teslima alanına doğru gidiyoruz. Teslimata bir 30-20 kilometre kala görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu teslimatı da yapmaya az bir zaman kaldı. 22 kilometremiz var, yaklaşık 21 dakika diyor. Güzel bir yolculuk oldu. Yağmur yağmasaydı daha da güzel olacaktı. Ama yağmura yakalandık. Yapacak bir şey yok. Şu aynayı göremiyorum. Ulan görüyorum. Sıkıntı orada. Hazır onlar kalkana kadar ben şöyle bir... Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sola dönmeye hazırlanın. Yapma ya.
Sola dönün. Sevmiyorum şuraya girmeyi. Sonunda vardık. Çarpmadan soktuk. Nereye park ediyoruz? Yapma ya. Ne yapalım yani, şimdi burayı da şov mu yapacağız? O az daha yapalım şov. Vuralım. Bırakabilir. Üç saat 33 dakika falan filan şudur budur. Bakalım. 19. Ah be, 20 olamadık yine. Hemen yine bir tane görev alalım arkadaşlar sizlerle beraber. O neydi? Bir dakika. Oh my god. 4 saat 7 dakika. Ama şunu çok hiç sevmiyorum. Ama sizin için şöyle farklı. Yolunuz olsun. Açık olsun. Alacağım onu. Sizlerle beraber bir ağır yük taşıması yapalım arkadaşlar. Sola dön. Sağa dönün. Hadi, hadi. Hadi ama ya. Oh. Ha, şöyle ver bana. Sağa dön. Yolculuğumuz sona erdi. Hemen şuradan görevimizi alalım. Ver bana görevi. Güvenli yolculuklar. Nerede? Göremiyorum ki. Nerede? Aha, gördüm hadi. Yollara düşme vakti. At boşa. Evet arkadaşlar, yeni aldığımız yük, şunu hemen kapatayım. Pardon, yanlış. Yanlış, yanlış, hep yanlış, hep yanlış, hep yanlış. Heh, şuradan kapatıyordum. Pardon ya. Onu bana koyayım.
güzel ama değil mi? Şöyle bir tat çektiğim ürünle beraber bir fotoğraf alıyorum. Amerikan Park yaptık, çok güzel oldu. Yine yanlış, yanlış, hepsi yanlış. Nerede bu? Ya. Kapat dörtleri, çıkalım yola. Sola dönün. Sen gelme kadar ben çıkarım. Bir tane geliyordu ama. Sola dönün. Arada da kahve içelim ya. Tırcız babam, şu arabaya bir kettle lazım. Sağa dönün. Azıcık şöyle açığa alayım buraya gelen yolu. Karanlık kestiremiyorum arkadaşlar. Orayı köşeyi bindirmeyeyim bariyerlere. Soldan devam edin. Alın size macera. Şimdi orada birisini bindireceğim ben. Dörtleri kapat. Şöyle sinyali çak. Güzel oldu. Ben beğendim ya. Az daha kaçırıyorduk ama olsun. Evet arkadaşlar, toplamda 255 kilometrelik bir yolumuz var. Ve otobana çıkmış bulunmaktayız. Artık arkadaşlar görev yerine 30 veya 20 kilometre kala görüşmek üzere. Yani bu videoların sonuna kadar izletmek istemiyorum. Sıkılmayın çünkü uzun sürüyor. Bu sefer videoda uzun sürüyor. En azından izlerken sıkılmayın diye ben böyle kısa kısa kesiyorum. Ama diyorsanız yok abi kesme, izleyelim. Yolda neler, nasıl gidiyorsun, ne yapıyorsun diye izleyelim. Kesme videoları derseniz de kesmem açıkçası. Ama şu anda kesin. Şu anda şuradan keseceğim. Evet arkadaşlar, bu teslimatı da az kaldı. 20 kilometremiz kaldı. Gelmek üzereyiz. Haritada gördüğünüz gibi. Çok garip garip yollardan götürüyor bizi. Daha önce bu kısma hiç gelmedim ya. Çok virajlı. Arka tarafta dorsali çok uzun. Dönme efendim, büyük sıkıntı yani. Oo, yavaş yavaş çakıla girdi. Burada kayıyor.
sefer oldu. Vallahi iyi sefer oldu. Ama çok etkili. Evet. Bu park yerine biz bulursak eğer çok güzel olacak. Tabii benim burada frenli inmem gerekiyor. Bazı yerler normale görev almıyorum arkadaşlar. Özellikle buraya hiç almıyorum. Çünkü çok karışık. O daha aşağı ineceğiz. Tam geldik. Şöyle park edeceğimiz yeri bir dışarıdan göreyim. Bayağı iyiymiş. Şu ışıkları bir kafaya gözümü alıyorum. Lastiklerde manevra yaptığı için hiç sevmiyorum. Ama bu görevin de hakkını vererek teslimatımızı yaptık arkadaşlar. Ve 20. Devam. Şu ekonomik sürüşü ben bir fulleyim. Hemen şuradan şöyle serbest çalıştayım. Neredeyiz? Ah, olduğumuz yerde şey yok ya. Neyse arkadaşlar, bu videoyu ben burada bitireyim. Yakınlara görev yok. Çıkacağım yer zaten sıkıntılı. Güzel bir video oldu. Güzel görevler yaptık. Ben gayet oynarken zevk aldım arkadaşlar. Siz de izlerken zevk aldıysanız bir beğeni, bir yorum bırakın. Teşekkürler.